da seslenmeleriyle korkuluğa tırmanıyor. Korkuluğun arkasına geçiyor. Demir parmaklığın arkasına geçiyor ve oradan maalesef aşağı düşüyor. Aşağı düştüğünde yüzü yara bere içinde. Hanım alıyor, hemen hastaneye götürüyor. Ama burada bir şey söylemeyi unuttum, onu da söyleyeyim. Evimiz zemin katlı ve merdiven yüksekliği 1,5 metre. 1,5 metreden 3 yaşındaki çocuğum düştü ve ağzı gözü yara içinde kaldı. Çok şükür ki ucuz atlattık. Bu daha yüksek kat da olabilirdi. Çocukta yüksek kat, düşük kat diye bir tehlike mefhumu yok. Böyle bir risk anlayışı olmayacağı için balkonda yalnız bırakmamamız gerekiyor. Tabii. Evet, şimdi evin bölümlerinden Gene bahsettik. isterseniz hocam burada üstünü bir kez daha belirtmek için, kırmızıyla anlatmak için geçen yıl daha bir acı olay daha duydum. Bir arkadaşımın amcası Ankara'da 4. katta kendisi korkuluk demirine çıkarak başka hiçbir tedbir almadan klima tamir etmeye çalışıyor. Klimanın o dış ünitesini tamir etmeye çalışıyor. Maalesef arkadaşla görüştüğümde amcam vefat etti dedi. 4. kattan yere düşmüş. Hiçbir tedbir almamış. Yani bu yakınımızda da yaşanıyor. Bu tür olaylar Evet. yaşanmasın. Yani bu bile bile bu tehlikeyi göze almamamız gerekiyor Tabii hocam. çocuk balkondan sarkıyor mesela, farkında olmadan. Dolayısıyla düşe Yani sadece gidiyor. çocuklar için değil, Çocuklar için balkonlar değil, büyükler büyükler için için de aynı şekilde. de büyük Tabii tehlike. tabii. Dikkat edilmediği sürece. Ama dikkat ettiğimizde bizim için çok faydalı alanlar, hava aldığımız, rahatladığımız mekanlar. Özellikle Evet. bu Çukurova bölgesinde Olmazsa balkon çok olmazlar. önemli. Evet, Tabii. olmazsa olmazlardan. Evet. Gene balkonlardan geçelim. Gene evimizin bütün bölümlerinde ne var? Elektriksiz bir yaşam düşünemiyoruz artık. Tabii. Elektrik de büyük tehlikelerden. Dolayısıyla prizler büyükler için o kadar olmasa da çocuklar için büyük tehlike. Oraya elindeki bir kalemi prize sokabilir, elini sokabilir. Zaman zaman bununla ilgili çok yakınımızda bir takım kazaların olduğunu da duyuyoruz. Ucuz atlatılan kazalar, bazen vahim sonuçlar da olabiliyor. İnşallah böyle şeyler olmasın. Artık piyasada o prizleri kapatan Evet, plastik, kapalı. yalıtkan malzemeler var. Çok da ucuz alıp onları kapatıp küçük çocuğu olanlar özellikle bir güvenlik önlemi alabilirler. Sizin de zannediyorum Ben başınıza böyle bir evet, şey ben geçti. de küçüklüğümde bir şeyi hatırladım da, yani herhalde 3-4 yaşlarındayken bir sandalyenin üzerine çıkıp elektrik prizine elimi soktuğumu ve yani titrediğimi biliyorum, yani hatırlıyorum şu anda. Neyse ki tahta sandalyeydi de bir şey olmadı yani. İnşallah Yani bu bunda demek ki belki şu anki gibi prizler belki yere daha yakın olsa belki doğrudan elimizi sokacaktık. Ve priz de aslında olabilir. çok iyi hatırlıyorum, normal olması gereken parçanın biri yok yani. Tehlikeli olarak kullanılıyordu. Dolayısıyla Ucuz ucuz atlatılmış bir atlatılmış bir kaza. kaza yani Evet. biz. Belki de ucuz atlatmış olduk. İnşallah kazalar hiç olmaz. Ya da İnşallah. olursa da ucuz atlatılan hafif kazalar olur inşallah. Yaralanmasız. Evet. Amaç da bu zaten. Bu mantalite. Evet, şimdi evin bölümlerinden bahsettik, her birini teker teker. Reklamlardan sonra ikinci bölümde de evde bulunan tehlikeler ve yapılabilecekler hakkında konuşalım diye düşünüyoruz. Yani tehlikelerden yola çıkarak neler yapılabilir, hangi önlemler alınabilir, buna bakalım. Evet, programımızın ikinci bölümünde, ilk bölümünde evin bölümlerindeki tehlikelerden bahsetmiştik. Şimdi tehlikelerden yola çıkarak karşılaşacağımız tehlikeler neler olabilir ve bunlara karşı ne Neler önlemler alınabilir? yapabiliriz? Biraz ondan bahsedelim isterseniz ikinci bölümde. Evet, tehlikeleri ana başlıklarıyla sayarsak düşmeler olabilir, kesikler olabilir, yanıklar olabilir, zehirlenmeler olabilir. Boğulmalar yine çok sık rastlanan kaza türlerinden oluyor. Ve elektrik çarpmaları en çok kazalara sebep olan şeyler. Yine bir istatistik bilgiden bahsedersek eğer bir rakam verirsek UNICEF'in bir yaptığı araştırmaya göre evlerde 0-6 yaş çocukların maruz kaldığı iş kazaların en çok sebebi, daha doğrusu şöyle diyelim, %63'ünün düşmelerden %16'sının yanıklardan Yanıklardan. sebep olduğunu Evet. görüyoruz. Yani dolayısıyla yaklaşık olarak %79, yani neredeyse 5'te 4'ü düşmeler veya yanıklar sebebiyle oluyor. Olmaktadır ev Tabii kazaları. demek ki buna Evet. karşı önlem alırsak biz bu kazaların %80'ini önleyebiliriz demektir aslında, 0-6 yaş çocuklar için özellikle. Evet, en sık rastlanan düşme türleri nereden oluyor? Onlardan şöyle bir dikkatinizi çekmek istersek, tabii en çok daha çok mobilyalardan görüyoruz. İşte ranzadan düşen, beşikten düşen çocuklar, pencereden düşen, kaygan zeminden dolayı düşen mesela şeyleri görüyoruz.
Genelde bunlardan oluyor veya yürüteçlerden düşen, yeni yürümeye başlayan çocukların başlarına gelen kazaların. Yine benzer şekilde evdeki bulunan yüksek kapı eşikleri de evlerde, Evet, yine düşme. düşmelere sebep olabiliyor. Belki bazen rastladığımız salıncaktan düşmeler de mesela bu konuda ciddi bir yekün tutuyor belki de bütün arasında. Evet. Peki düşmelere karşı ne tür önlemler alabiliriz? Basit önlemler olarak neler alabiliriz? Onlardan biraz bahsedersek, bir kere bebek kolayca kendi kendine oturana kadar tek başına bırakmamak lazım. Bunu bazen yapmıyoruz değil, belki aslında çoğu zaman yapıyoruz bunu, ama yani etrafında bir engel olmadan, bir yastıkla kapatmadan orayı Bırakmamak gerekiyor. bırakmamak gerekiyor tek başına. Bu çocuk kesinlikle düşebilir. Veya çocukları mama sandalyesine ya da Oturuyorsa arabalara kilitli olmalı. tabi oturtuyoruz bir yere götürürken. Ben bazen görüyorum mesela bunların emniyet kemeri kilitli olmadan taşınabiliyor. Bunlar emniyet kemerinin kilitli olması gerekiyor. Aynı şekilde çocukların karyolları, beşikleri görüyoruz. Bunların yanlarına korkuluk yapılıyor. Bu korkulukların çocuğun başının aradan geçmeyecek şekilde olması Olması gerekiyor. O lazım. korkuluk aralıkları. Değil mi? Mesela bu Çünkü çocuğun başı çocuk geçerse tabii. kesinlikle bedeni de geçiyor. Evet, basamak evimizde mesela merdiven varsa, diyelim ki bazen dubleks olabiliyor. O merdiven de çocuk için bir risk oluşturabilir. Kendi başına emekleyerek çıkabilir. Ha, bunun için de önüne Merdiven başlarına bir korkuluk vesaire. yaptırmak veya bir kapı yaptırmak oraya yine basit bir önlem olarak gözümüze çarpıyor. Eğer üst katlarda oturuyorsak ve çocuğun ulaşma ihtimali varsa, demin de söylediğimiz gibi pencereye korkuluk yaptırabiliriz veya eşyaları oraya koymayız. Mobilyaları pencereden uzak Yani tutmak. eşyaları basamak yaparak çocuk pencereye çıkmamalı. Tabii. Yani engel Tabii olmamalı. tabii oradan bakması çok cazip geliyor çocuklara. Çocuk dışarıyı Dışarıyı seyretmek, seyretmek, pencerenin evet, pervazında oradan oynamak. tabii, o etraf, evde hep gördüğü şeyler aynı şeyler olunca herhalde dışarıyı görmek veya dışarıya gitmek çocuk için cazip geliyor. Evet. Yine belki de çok hepimizin bildiği fakat dikkat etmediğimiz, ihmal ettiğimiz şeylerden bir tanesi, çocukların oyuncakların toplamamaları nedeniyle bir şey taşırken Çocuklara ve büyüklere çocuklara risk büyüklere risk oluşturmak mı? oluşturması. Değil mi? Bunlar da mesela yine bizim dikkat etmemiz gereken, özellikle kırılabilecek bir şey taşıyorsak veya sıcak bir şey taşıyorsa her an takılıp düşme Evet, bir tehlikesini. de aşağıya bakmadan geçerken bir çocuğun arabasına, oyuncak arabasına basarak düşülebilir, istenmeyen kazalar olabilir. Tabii. Burada belki kablolardan bahsetmek lazım. Evdeki yani elektrik çarpması haricinde düşmeye sebep olan kablolar da görüyoruz Ortalıkta mesela. evet Ortalıkta evet atılmış gelişigüzel. şekilde gelişigüzel bırakılmış kablolar veya Bunlar da paspas sapları evet. gelişigüzel şekilde bırakılmamalı. Onlara Yürürken da takılıp düşülebilir. takılıp düşülebilir. İnsanlar yani evdeki biz kendimiz bir kere buna zarar görebiliriz. Ben geçenlerde ben kendi koyduğum bir şey taşırken görmediğimden dolayı, işte yol üstüne koyduğumuzdan dolayı yani düşüyorduk. Neyse ki son anda kurtarmış olduk Evet, yani. onu şimdi burada anlatarak Yani farkındalık farkındalık tabii oluşturmaya hepimizin çalışıyorum. başına gelmiştir yani. Evet. Ben aslında bu anlattığımız şeyler yabancı olmadığımız şeyler. Yani herkesin, tüm seyircilerin veya buradaki arkadaşların hepsinin bir şekilde kendisinin ya da bir yakınının mutlaka başına gelmiştir. Ama işte biz belki sahiplenmek için başkasına değil de kendimizde görünce Daha çok bunu idrak evet ediyoruz. idrak ediyoruz, anlıyoruz. O farkındalık belki ondan sonra oluşuyor. Biz amacımız da burada bunları hatırlatarak, yani sizin de başınıza gelebilir. Gelmeden önce hani başkasında yaşanan bir şeyden sonra bunu idrak edip buna göre önlemler almak diyoruz. Evet hocam. Gene biraz da yanıklar dediniz. Yanıklardan bahsedecek olursak, gene evin içinde Evet. meydana gelen yanık tiplerine bakacak olursak, alev yanıkları, sıcak su nedeniyle haşlanmalar, diğer sıvı yanıkları, kimyasal maddelerden meydana gelen yanıklar diye sıralayabiliriz. Türkiye'de Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne son 10 yılda başvuran 5200'ün üzerindeki yanma olgusunda %95'inin evde meydana geldiği görülmüş. Bu çok büyük bir oran. Demek ki yanıkların çoğu iş yerinde değil, evlerde meydana gelmekte. O nedenle yanıklar da Halil Hocam'ın söylediği gibi önemli oranda düşmelerden sonra ev içindeki tehlikeler sınıfına girmekte. Bunlara da dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle mutfakta yemekler kaynayan çay veya diğer sıvılardan dolayı yanıklar olabilmekte.
Tavadaki kızgın yağdan dolayı yanıklar olmakta. Onların önlemlerini de söyledik. Tavaların sapı kesinlikle çarpılmayacak şekilde, dokunulmayacak şekilde ocağın iç taraflarına ve saplar ocağın içine doğru alınarak konmalı. Çaydanlıklar dönmelerde veya hareket sırasında çarpmayacak şekilde iç taraflarda tutulmalı. Hele hele çocukların serbest oynadığı ortamlarda çaydanlık ortalıkta bırakılmamalı. Gene yanıkların olmaması için zaman zaman duyuyoruz. Piknik tüpüyle evin içinde yemek pişirmeler. Bazen mecburiyetten bu oluyor ama bu kesinlikle önerilmeyen bir çözüm. Özellikle çocukların olduğu ortamlarda piknik tüpü kullanılmamalı. Gene bunlara karşı ne yapabiliriz? Bir yanıklar var. Bunlardan doğan devrilmelerinden yangınlar da meydana gelebilir. Bu yangınları da hiç değilse evimizde mutlaka bir yangın söndürücü bulundurmamız gerekir. Bir de yangına karşı basit ne gibi önlemler alabiliriz? Bunları bilmemiz gerekir. Mesela bir kızgın yağ tavada eğer tutuşmuş ise onu üzerine su serpmek yerine bir bezi, öncelikle sakin olmalıyız. Hemen bulduğumuz bir örtüyü, bir masa örtüsünü ıslatıp bir havluyu, sıkıp mesela. Bir havluyu hemen şeyin üzerine kapatmamız gerekiyor. Yanan tavanın üzerine kapattığımızda havayla temasını keserek yangını önleyebiliriz. Tabii öncelikle şeyi kesmek gerekiyor. Tabii önce gazı kesip. Evet. Sonra oksijen ortamı haline getirip, değil mi? Panik yapmadan yangını önlememiz gerekiyor. Bir kademe ileride de eğer başka yerde bir yangın gördüğümüzde de ilk müdahale edebilmemiz için evde özellikle karbondioksitli tüpler evet, yangın alabiliriz, tüpleri. Yangın tüpleri. Bu yangın tüpleri de eğer kullanmasını da basit şekilde öğrendiğimizde çok önemli kazaları büyümeden önlememizi sağlar. Başka ne yapabiliriz? Kullanım sırasında eğer ütüyle bir iş yapıyorsak işimiz bittikten sonra kesinlikle ütüyü kaldırmalıyız. Kızgın bir şekilde ortalıkta çocuğumuz da varsa bırakmamalıyız. Başka ne yapabiliriz? Ben o ütüyü mesela evde görüyorum, ütü masasının üstünde. Her an çocuklar oynarken sanki kafaları düşecek. Sağından solundan çocuklar koşuşturarak oynuyor. Bir yandan da ütü duruyor. Yani çok büyük tehlike. Bunu şu anki mantıkla düşündüğümüzde çok net ortada. Çok net, evet. Ayrıca bazen kucağımızda küçük bebeğimizi alıyoruz. Bir elimizle de çaydanlık taşımaya çalışıyoruz. Veya yemek taşımaya çalışıyoruz ki bu da büyük tehlike. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Gene çocuğun ulaşabileceği yerde sıcak suyla bir tencere, bir kova bırakmamamız gerekiyor. Temizlik malzemesi bırakmamamız gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğimiz takdirde basit bu önlemlerle bir takım önemli, belki sonuçları çok kötü olabilecek kazaları önlememiz tabii ki mümkün. Başka ortalıkta mutfakta kullandığımız kibrit, çakmak gibi aletleri çocukların erişemeyeceği şekilde kesinlikle bırakmalıyız. Daha önce de söyledik, bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Çocuğumuza da mutlaka hani küçükken cız diye onun anlayacağı dilden anlatmaya çalışırız. Buna da devam etmemiz lazım. Çocuğumuzu bir şekilde ateşe, yanıklara karşı, oynadığı malzemelerin tehlikesine karşı kendi anlayacağı dilden bilgilendirmemiz, bilinçlendirmemiz gerekiyor. Yani bir yandan başlayacağız ve bunu devamlı yaptığımızda çocuğumuzda dahi yaşı ilerledikçe o bilinç hızlı bir şekilde oturacak. Tehlikeli tabii. Maddelerle oynamamayı öğrenecek. Tabii aslında burada belki arada bir şey söylemek gerekiyor. Ben çocukların bu konudaki bilinç daha açık olduğu için veya algı daha iyi olduğu için biz çocuklara bu tür şeyleri daha kolay öğretiyoruz aslında. Bir kez öğretince... Evet, denememiz lazım. Öğretmeyi denememiz lazım. Tabii. Yani güvenlik kültürünü çocuk yaşta öğretmek lazım bir kere. Kesinlikle. Ve kesinlikle şunda ben eminim. Yetişkinin öğrenmesine daha kolay öğreniyor ve daha bilinçli oluyor. Ben mesela örnek verebilirim. Bununla ilgili mesela çocuklar kırmızıda geçilmeyeceğini öğreniyorlar. Biz bazen kırmızı yanıp... Büyükleri de uyarıyorlar. Evet. Biz mesela işte yanıp sönen kırmızılarda geçtiğimiz zaman hemen diyorlar ki baba sen yanlış yaptın işte. Kırmızıda geçiyorsun gibi. Yani aslında yanım sönen onu çok algılayamıyorlar belki ilk evet, başta. Dikkatli geçiyorum. Şu anda evet. Kural. Ben mesela bir şey yapıyorsam bildikleri kuralları mutlaka
uyarıyorlar. Lazım. Çocuğun tabii algısını hayal kırıklığına dönüştürmemek gerekiyor. Evet. Tabii. Bunları öğretip gerekiyor. Yani evdeki yapılan şeyler de benzer şekilde alınan tedbirlerle ilgili çok rahat uygulanabilir. Biraz da kesiklerden bahsedelim. Evde yaşanan kesik